Şimdi kendi oynadığım mevkide Türkiye'de belli bir noktada bir oyuncuydum. Evet. Galatasaray'dan Trabzonspor teklifler aldım. Fenerbahçe'de bir görüşmenin oldu. Koskoca dedim Galatasaray camiasına gideceğim. Adamlar dedim olayın tam detayını bilmiyor ki. Siz beni dedim oraya gönderiyorsunuz. İşte ailemin tamamı baştan sona Fenerbahçe'de. Sen de küçükken Fenerbahçe'de doğuyorsun. Fenerbahçeliyim diye bilmem neyim de oraya gideceğim diye bir kanı yok. Fenerbahçe'de çok istedi beni. Şimdi Beşiktaş'ın Şenol Hoca geldikten sonra oynadığı futbol çok inanılmaz bir futbol mu? Ben bir şey göremiyorum. Hep ön plana çıkan bir Liverpool faciası var Ali abi. Sen de oradaydın. Ya biliyorsunuz bir veya iki hafta önce Liverpool'u yendik bu arada. Evet. O çok konuşulmuyor. Kaleci Hakan Arıkan vurdu. İbrahim Toraman'ın sırtına çarptı. Top gol oldu ya. Yani her şey gol oldu yani. Anlıyor musun? Sevgili izleyenler, Ajans Spor'da As İşler'de bu hafta konuğumuz Ali Tan Doğan. Kendisi Beşiktaş'ta, Bursa Spor'da, Gençler Birliği'nde, Denizli Spor'da, Gaziantep, Adana Demirspor, Antalya Spor gibi önemli takımlarda forma giydi. Şu an stüdyoda konuğumuz Ali abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erken yaşta Süper Lig'e çıktın. 20'li yaşlarda Süper Lig'de oynamaya başladın. Denizli Spor, Gençler Birliği, ardından Beşiktaş, Bursa Spor. Özellikle de Denizli'de önemli bir performans ortaya koydun. Takım kaptanlığı vardı. Evet. Ve o dönem hatırlıyorum, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u elediniz. Önemli müsabakalar oynadınız. Dönüp baktığında futbolculuk yaşantına, erkenden piyasaya girdin, Beşiktaş'ı yakaladın. Kariyerinle ilgili dönüp baktığında yorumun ne olur? Ben istediklerini hedeflediğini düşünüyorum abi. Evet, yani ben futbol yaşantımda hep olmak istediğim yerde oldum. Evet. Çünkü seçme şansını kendime, oynadığım futbola kendime ben verdim. Sıradan bir oyuncu olsaydım belki menajer bağlantılarıyla veya işte başka bağlantılarla, biliyorsun sen de futbolda bunlar çok üst seviyede oluyor. Evet. Ama ben futbol oynarken oynamış olduğum performanstan dolayı isteyen sayısı çok fazla olduğu için benim teklifleri kabul etme veya teklifleri değerlendirme şansım çok yüksekti. Çok memnunum yani seçtiğim takımlara gitmekten. Hep de sevdiğim ve istediğim takımlarda oynadım. Denizli'de Rıza Hoca ile çalıştın, Rıza Çalınbay'la. Sonrasında Gençler Birliği'nde, yanlışım varsa düzelt abi, Ersun Hoca ile çalıştın. Aslında ben Sahispor'a çıkmayayım. Evet, Salihli'de de çalıştın. Sahispor'da evet. Ersun Yanal'la beraberdik. Evet. Sonra Ersun Hoca ile Denizspor'a gittik. Ben bir sene önce gittim, Ersun Hoca Denizspor'a geldi. Sonra şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık. Sonra Ersun Hoca Ankara Gücü'ne gitti. Sonra Gençler Birliği'ne geçiş yaptı. Ben iki sene sonra Gençler Birliği'ne geçtim. Ondan sonra Beşiktaş'a gittim. Arkasından Bursa Spor'a gittim. Evet. Bir de son dönem şampiyon olduk zaten. Bursa Spor'dan sonra Antalya Spor. Adana Demir. Gaziantep. Pardon, Mersin İdman Yurdu. Adana Demir, Gaziantep. Ve futbol yaşantımı sonlandırdım. Gençler Birliği'ndeyken önemli bir performans ortaya koydun. Hatta ben şey biliyorum. O dönem Galatasaray da istedi. Fenerbahçe'nin de listesinde evet. Vardın. Beşiktaş'a daha az ücretle transfer oldun diye biliyorum. Evet. O süreç nasıl gelişti? Ya açıkçası hani bazen insanlara bu şaka gibi gelebilir yani söylenilenler. Evet. Şimdi kendi oynadığım mevkide Türkiye'de belli bir noktada bir oyuncuydum. Evet. Denizspor'da sen her sene asist krallığına gelecek noktada yani en az 10 asist yapıyorsun, 8 asist yapıyorsun, 14 asistlere çıktım. Bu gözle görülen bir şeydi. Dediğim gibi bu sefer de sürekli takımlar seni takip ediyor ve sürekli istenilen listelerde bulunuyorsun. Sorun da Galatasaray'dan teklif vardı. Galatasaray'dan işte Trabzonspor'dan teklifler aldım. Fenerbahçe'yle bir görüşmenin oldu. O dönemden işte bana anlatılanı anlatıyorum sana. Tabii ki ben olayın içinde olmadığım evet. için. Mesela ben Galatasaray'ın daha çok teklif yaptığını duymuştum. Ben Gençler Birliği'nde Galatasaray aslında anlaşılmıştı. Evet. Ben Galatasaray'a şunu söyledim. Ben o dönemde sakatlık yaşamıştım. Evet. Yurt dışından geldim. 3 aylık bir sakatlık döneminden geldim. Kamptayız. Bana telefon geldi. Ali dedi Galatasaray'la kulüp anlaştı. Evet. Bavulun hazırla git dediler bana. Nasıl dedim yani böyle bir anlaşma şekli mi var dedim. Evet. Çıktım hocanın yanına. Hocam dedim bakın ben daha dedim sakatlıktan yeni çıktım. Koskoca dedim Galatasaray camiasına gideceğim. Evet. Adamlar dedim olayın tam detayını bilmiyor ki. Siz beni dedim oraya gönderiyorsunuz. Ama ben daha sakatlıktan daha tam olarak kurtulmadım. Bu onlara yapılmış bir yanlış olur dedim. Evet. Ben dedim devam edeyim.
sezon sonunda gidersek gideriz dedim. Yani normalde başka bir oyuncu olsa. Yani normalde devre arası gidecektin. Tabii bavulun hazırlığı Galatasaray kampına geçirdiler. Anlaştık biz dediler. Ama sakatlıktan yeni çıktığınız için siz kendiniz kabul etmediniz. Kabul etmedim çünkü oraya yanlış bir, yanlış olurdu yani Galatasaray camiasına. Evet. Yani buraya sakat bir oyuncu geldi. Veyahut düzelemeyebilirdim. Boşu boşuna paraları gidecekti. Belki de gitmeyecekti ama tabii ki iyi bir konumda, pozisyondaydım. Evet. Ondan sonra ben de sezon sonunda sakatlığım geçti iyice. Oynamaya devam ettim. Sonra da Beşiktaş'a gittik. O dönem yine Galatasaray'ın ilgisi vardı ama Beşiktaş tercih ederken biraz hislerinle mi hareket ettin? Ya tabii ki. Yani ya, sevgimden dolayı. Sevginizden dolayı. Tabii ki. Yani hep onu söylüyorum. Bazen insanlar ya işte şöyleymiş böyleymiş. Her çocuğun çocukken ailesinin tuttuğu takımı tutar ilk başta. Evet. Biz de küçükken benim işte ailemin tamamı baştan sona Fenerbahçeliydi. Evet. Sen de küçükken Fenerbahçeli doğuyorsun. Evet. Sen şimdi kalkınca sana bu öğretiliyor. Bu şekilde hareket ediyorsun. Tabii sonra ben büyüdüm. Profesyonel oldum. Duygularımla hareket etmeye başladım. Sevdiğim takıma gittim yani. Şimdi ben Fenerbahçeliyim diye bilmem neyim de oraya gideceğim diye bir kanı yok. Fenerbahçe de çok istedi beni. Zamanında işte ki onu daha önce de verdiğim röportajlarda anlattım. İşte bir görüşme oluyor. Bu ne kadar doğru ama bunu Ersun Hoca bana birebir anlattı yani. Evet. İşte o dönemde bizim Ümit Bozkurt, Yusuf Şimşek ve Bülent Akın'ın gittiği dönem biz de tabii popüler haldeyiz. Evet. İşte o zamanki başkanımız Aziz Yıldırım işte masaya ben diyor bu parayı veririm diyor, ciddi bir rakam. Bizimkiler de diyor ki biz Ali'ye zaten 3 tane oyuncu verdik. Ali bizim için çok değerli ve genç bir oyuncu. Oyuncularımızdan bir tanesi. Onu bırakamayız. Zaten 3'ünü bıraktık. Ama 10 milyon dolar vereceksiniz bırakırız diyorlar. Evet. Ve de orada anlaşma olmuyor zaten. Tekrardan Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'a geldiğinde o dönem gündemde de yer almıştı, açıklamıştın da. İbrahim Üzülmez'de yaşadığım bir olay vardı Ali abi. O olay ön plana çıktı mı? Neler oldu? Konuştun mu? Kimle? İbrahim Hoca ile mesela bu olayı konuştunuz mu? Ya yapılanlar, olanlar o dönemde tabii biliyorsunuz medya. Evet. İbrahim ile benim yaşadığım olayın aslında o süreç içerisinde hiç alakası yoktu. Benim o dönemde bazı dış etkenlerden rahatsız olduğum çok baskı vardı. Evet. Kendimde o baskıyı kaldıramadığım süreçler vardı. Bunlar çok detaylı şeyler, anlatılmayacak şeyler burada. Maçın içerisinde de zaten böyle bir gergin bir an oldu. Ben işte İbrahim beni tuttu çekti işte orada bir saniyelik bir olay bu ya. Evet. İnsanlar... Ama siz çok hırslıydınız. Evet, biraz hırslıydım. Şu anda çok olgunlaştım ve sakinleştim. Evet. O dönemde futbol oynarken kaybetmeye tahammül olmayan bir adamdım. Orada başımıza böyle bir şey gelişti. Sonra gittik, sarıldık, öpüştük. Futbolda olan şeyler geçiyor ya, geçiyor yani. Sonrasında Beşiktaş'ta da arkadaş olduk. Arkadaş olduk. Hala da görüşürüz, aradığımızı konuşuruz. Beşiktaş sürecinde sizi Rıza Çalınbay transfer ediyor Ali abi. Rıza Hoca transfer ediyor. Sonrasında çeşitli teknik direktörlerle çalıştınız. Rıza Hoca zaten sizi Denizli'den biliyordu. Tabii. O dönem hep Rıza Hoca dile getiriyor. Bana diyor Beşiktaş'ta diyor istenilen şans verilmedi, haksızlık yapıldı tarzında. Birkaç kez demeci oldu. Gerçekten o dönem haksızlık yapıldı mı hocaya? Siz o dönemin içindeydiniz. Rıza Hoca'ya mı? Rıza Hoca'ya. Hala süreçlerde aynı şekilde devam ediyor ki. Şimdi Beşiktaş camiası çok büyük bir camia. Evet. Benim dönemimde inanılmaz bir basın vardı. Evet. İstediği hocayı getirip istediği hocayı gönderebiliyordu. Bu da çok ilişkilerle tabii ki hepsini bakın yani hepsini işin içine sokmuyorum. Evet. Ama bir maçta hoca gönderip bir maçta geri getirip veya başka hocayı getirip transfer yapabilirler. Şu anda da aynı şeyler geçerli. Evet. Hala daha mesela Şenol Hoca'nın önceki hoca sonuçta bir proje yani hocası olarak getirildi. Evet. Herkes bunu biliyordu. Şimdi Beşiktaş'ın Şenol Hoca geldikten sonra oynadığı futbol çok inanılmaz bir futbol mu? Ben bir şey göremiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani göremiyorum. O yüzden Rıza Hoca da o dönemde tabii ki kendine göre haksızlığa uğramıştır. Evet. Yani uğramıştır. O da çünkü Beşiktaş'ın çocuğu. Yıllarca o kaptanlığını yapmış. Herkesten daha çok hak eden bir insan yani orada olmayı. Sonrasında Tigana dönemi. Evet. Ertuğrul Hoca. Ertuğrul Hoca da görev aldı. Ertuğrul Hoca ile siz hem Beşiktaş'ta çalıştınız hem de Bursa Spor'da çalıştınız. Dönüp baktığımda mesela
o Bursa Spor kadrosuna. Ertuğrul Hoca Beşiktaş'tan geldi teknik direktör olarak. Siz geldiniz. Ömer Erdoğan vardı, eski Galatasaraylı. Kadroda birçok oyuncu, Mustafa Keçeli Trabzon'da oynamıştı. Kadroda birçok oyuncu daha önce önemli takımlarda oynayıp başarılı olamamış ya da şans verilmeyen oyunculardı. Ve hep o döneme dönüp baktığımızda Ertuğrul Hoca'nın Beşiktaş sürecine hep ön plana çıkan bir Liverpool faciası var Ali abi. Sen de oradaydın. Çok fazla hep dile getiriliyor, hep anlatılıyor. Neler oldu abi? Yani biz orada soyunma odasında maç öncesinde neler yaşandığını çok merak ediyoruz. Liverpool maçı mı? Liverpool maçında. Neler oldu? Ya biliyorsunuz bir veya iki hafta önce Liverpool'u yendik bu arada. Evet. O çok konuşulmuyor. Evet. Hani asıl önemli olan o. Yendiğim bir takım. Skor evet. Alınan skorlar hoca da getirir, hoca da götürür Türkiye'de. Doğru. Yani siz 1-0 yenilirsiniz, gitmezsiniz ama 5-0 yenilirsiniz düşünürler. Ama mağlubiyet mağlubiyettir. Nasıl mağlup olduğunuz çok önemli. Şimdi bizim kadro genişliği açısından, kalite açısından da eksiklerimiz vardı. Evet. Şimdi biz ilk maçı yeniyoruz Liverpool'da, dönüyoruz. Hoca orada birkaç değişiklik yaptı. Evet. Ve Liverpool maça çok etkili başladı. İnanılmaz tempolu başladı. Yani biliyorsunuz o zaman da futbolda bizim sistem ve taktiğimiz yok. Evet. Yok ki. Hocaların bildiği sistem ve taktiği bana hatırlatır mısın? O dönemde işte biz şöyle oynayacağız Liverpool'a karşı. Beşli savunma oynayacağız. Orta sahayı kuvvetli tutacağız. Böyle bir şey yok ki. Evet. Çık oyna. Şimdi biz öyle oynadık. Bizim arkadaşımız öyle oynadı. Ben zaten ilk maçta ilk 11'dim. İkinci maçta yedek oturuyordum. 45 dakika yedekteydim. Evet. Zaten ilk yarı zaten 4-5 olurdu maç. Evet. İçeri girdik. Sonra bana hoca değişiklik yapacağız dedi. Ben dışarı çıktım zaten. İçerideki konuşmayı çok fazla hatırlamıyorum. Evet. Isınmaya gittim ben. İkinci yarı zaten ön bölgede başladım ben ilk. Yani bir 15 dakika falan. Zaten orada 4-5 oldu maç. Evet. Kontrol edilemez bir durumdu yani. Hani şimdi şöyle anlatayım sana. Koskoca Brezilya takımı. Almanya'dan kaç yedi? 7. Peki onlar engel olamaz mıydı? Olabilirdi. Ama işte. Şimdi bir camianın Avrupa'da sizi temsil ediyor. Aslında Türk takımı yani. Bunun üzerinde dalga geçilmemesi gereken bir durum. Evet, evet. Biz de istemezdik gol olmasını. Evet. Vurulan her top gol oldu. Kaleci Hakan Arıkan vurdu. İbrahim Toraman'ın sırtına çarptı. Top gol oldu ya. Evet. Yani her şey gol oldu yani. Anlıyor musun? Hani hiçbir şeyi kontrol edemedik. Bir de yani orada dediğin gibi Ali abi bir orantısız güç evet. Sıkıntıyı uğrattı. Çok güçlü bir takımdı. Yani Liverpool'un efsane kadrolarından bir tanesi. Evet. Bir de bunun açıklanabilecek hiçbir şey yok yani. Sonrasında Ertuğrul Hoca Bursa'ya geldi. Evet. Bursa Spor'da yaşadığın şampiyonluk var. Şampiyon olduğu yıl Bursa Spor 2009-2010'da ligde 14 asistim var. Evet. Asist kralısın. Ama milli takıma sadece kariyerinde bir defa gittin. Evet. Denizli Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş, Bursa Spor. Şampiyonluklar. En top dönemlerin şampiyonluk yaşamışsın ve başarılı giden süreç. Beşinci şampiyon Trabzonspor'un ardından o dönem Bursa Spor. Milli takıma neden çağrılmadın? Yani bir kez çağrıldın. Hı. Bence çok az bu. Evet. Ve o dönem 31 yaşındasın. Kariyerinin en olgunluk çağı. Söylenecek çok şey var. Ama bir kez gittin. Artık evet olan olduktan sonra insanın buna şu anda isyan ediyor. Tamam insan çok üzülebiliyor. Neye üzülüyorsun? Hayatı o formaya girmek benim hayatım için en önemli şeylerden bir tanesiydi. Biz kariyerimiz boyunca çok takımda paramızı bırakıp gittik. Bunu herkes bilir. Evet. Bunu herkes çıkıp söyler de yani. Evet. Hani bıraktığım paradan hatta hesabı yok. Bu Beşiktaş, Gençler Birliği, Denizli Spor. Her yerde. Mersin İdman Yurdu. Her yerde paramı bırakıp gitmişim. Evet. Çalışırken, hocalık yaparken de aldığım peşinatları geri bırakarak ayrılmışım. Evet. Parayla benim çok derdim yok. Herkesin tabii ki. Kariyer odaklısın. Kariyer odaklıyım. Geçinebileceğim kadar. Allah'a şükür olsun. Şu anda durumumuzda bir sıkıntımız yok ama. Milli takım forması giymek çok benim için çok değerli bir şeydi. Ama ne için ve neden mücadele ettiğini bilmediğim bir ortamda yarıştık zaten biz. Evet. Şimdi Deniz Spor'da dediğimiz gibi ben 5,5 sene oynadım. Takım kaptanlığı yaptım. 22-23 yaşında Tolunay abilerin kaptanlığını yaptım. Evet. Düşünebiliyor musun? Bu bana verilmiş çok büyük bir şeydi. Ama bir kere bile hani olaya bile ismimiz geçmedi. Çünkü geçirilmek istenmedi. Mesela o dönem hatırlıyorum. Bir demecinizde okumuştum. Şenol Güneş milli takım teknik direktörü.
Lyon maçında gelip izliyor sizi. Bir kişi bile çağırıyor. Lyon eriyoruz. Hani evet. Jest olsun bile yapmadı yani. Jest olarak da yapmadı. Hani tamam. Yani sizi çağırmadı, diğerlerini de çağırmadı. Beni çağırmasın, sorun değil. La ben gideyim diye bir kanun mesela yok. O dönem hatırlıyorum Mustafa Özkanlar. Ya tabii çocuk mesela Mustafa Özkan 7 tane gol attı. Evet. Hani o hak etmedi mi 7 tane gol atan bir adam? Avrupa Kupası'nda 7 tane gol atan adam çağrılmaz mı? Hı. Nezaketen de olsa. Yani bu kuraldır yani. Hala onlar olmuyor mu zaten? Şunu sormak istiyorum Ali abi. Mesela bu dönem sosyal medya çok etkin. Evet. 14 asist yapmışsın, çağrılamamışsın. Evet. Bu dönem daha az sayılara ulaşanlar çağrıldı. Şenol Hoca döneminde de çağrıldı. Stefan Kuntz döneminde de çağrılıyor. Sizin oynadığınız dönemde, Denizli döneminde sosyal medya olsaydı Avrupa yapar mıydın? Avrupa'yı şimdi onu sen söylemen lazım. Sence yapar mıydım? 14 asist yapan bir adam sahada. Bence yapardım. Yani bir manşet, bir Fenerbahçe maçından sonra bir manşet açılıyor. Gazeteyi açıyorum, sabah uyandığımda Fenerbahçe'yi yemişiz. 44 tane orta yapmışım. 44 tane orta yapan adamı Alex Van Tandoğan diye manşet atılan bir ortamda sen milli takıma gidemiyorsun. Evet. Ben Alex'le yarışıyorum. Her sene asist krallığımda milli takıma gidemiyorsun. O düzeni, düzen ya bu. Anlatıyorum sana. O yani düzeni kırma şey şansın diyorlar, yok. Menajer olan milli takıma çağrıldı. Tabii ki. Benim zaten en büyük sizin sıkıntım da... Sizin menajeriniz yok muydu? Ya vardı. Ama hani benim menajerim o dönemde yurt dışındaydı bazı durumlardan dolayı. Evet. O yüzden de istediğimiz noktaya ulaşamadık milli takım açısından. Ama kulüp bazında ben dedim ya hep ben kendim seçebilme şansım oldu. O yüzden de istediğim her takıma gidebildim. Yani mesela şu an hala konuşuluyor. Menajerin güçlüyse milli takımdasın. Tabii. O formayı çünkü birkaç kez giymek piyasa değerinizi arttırıyor. Tabii. Mesela 3 kazanıyorsanız 5 kazanıyorsunuz. Tabii ki. Kesinlikle. Ve bazı oyuncular içeride bunun kurulu düzenleri var. Bazı evet. oyuncuları içeriye sokuyorlar. Kendi oradan içeriye bağlantı yaparak kendi menajerlik şirketlerinin içerisindeki adamları sokuyorlar ki duyumlarımız böyle. Sen de duymuşsundur evet. yani. Evet. Ve oradan da milli takıma bir kere bile olsa çağrılıp piyasa yaptırıp. Mesela hatırlar mısın abi? Arda Erol Alkan. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Bir oyuncu vardı. Bir kez geldi. Sonrasında bir transfer yaptı. Şimdi yok. Evet. Yani neye dayanarak seçtiler bilmiyorum. Evet. Mesela hatırlıyorum. Yani bunun gibi birkaç kez örnek de var. Bu oyuncular çağrılıyor. Sonrasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ya da Süper Lig'de başka bir takıma transfer oluyor. Ardından yok olup gidiyor. Ya şöyle tabii şimdi bak yani şeyi de yanlış anlamak istemiyorum. Bu bir tercihti aslında. Evet. Kabul edilebilen bir şey. Kabul etmek gerekiyor. O dönem hocanın aslında seçtiği şeylere saygı duymak lazım. Ama en azından şu olabilir yani seni izliyorum. Seni takipteyim. Her an milli takıma çağırabilirim bile seni heyecanlandırabilen bir şey olurdu. Evet. Bunu bile duymadık yani. İletişime bile geçilmedi. Anlıyor yani musun? Orada gelip izlediniz maçı. Evet. Lyon maçını. Jest olsun diye. Tabii. Bir aday kadroya çağrılmayı bekler insan. Tabii ki. Beşiktaş'ta abi Bursa'ya geçiş sürecim var. Az önce evet. bahsettik. Beşiktaş'ta Mustafa Hoca'yla da çalıştım. Evet. 2008-2009 yılında hoca geldi. Şampiyon oldu takım. Devre arası ayrılmak zorunda evet, kaldım. Evet ayrılmak zorunda kaldım. O duyguyu yaşamak isterdim yani. Ama bir yıl sonra gittim Bursa'da şampiyon evet. oldum. Mustafa Allah'ım... Hoca'yla yıldızınız barışmadı mı? Yani Mustafa Neler Hoca'yla... Oldu? Mevkisel olarak onun da oynadığı mevki size benziyormuş. Doğrudur. Yani söylenecek çok şey var da. Yaşına duyduğum saygıdan dolayı. Şimdi bu yaşta ona evet. kötü şeyler söylemek istemem yani. Ama şu bir gerçek. Hani hayatımda tekrardan futbola yaşantımı tekrar dönsem. Bana milyar dolarlar verseler Mustafa Hoca'yla çalışmak istemem. Yani zor bir karakter mi? Zor bir insan. Zor. Benim oyun anlayışımda yani oynamak istediğim oyunda Mustafa Hoca'nın şeyi yok. Şunu sorayım mesela Mustafa Hoca ifade ettiniz. Önemli bir teknik direktör olarak ülke futbolunda yer alıyor. Mustafa Hoca dışında Fatih Hoca, Şenol Hoca, Ersun Hoca'yı da bu gruba dahil edebiliriz. Birçok hocayla çalıştın. Bunlar arasında Fatih Hoca'yla çalıştın mı düşünüyorum. Fatih Hoca'yla çalışmadınız. Şenol Hoca'yla tanıyorsunuz, oyun modelini biliyorsunuz. Mustafa Hoca keza aynı, Ertuğrul Hoca aynı. Bu teknik direktörler içinde en modern hangisiydi? Yani bu modern futbolu yakalayan. Ya, bak şimdi şöyle ben
O kadar çok hocayla çalıştım ki. Zaten hocalarla başlamak istemem sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çok mu kötülerdi abi? Yani kötülerdi tabii canım yani. Allah var yani. Hiçbir bilgileri yoktu ya. Çünkü o zaman bir şey öğretilmiyordu ki. Evet. Onlara da bir şey öğretilmeden hocalık başladı. Şimdi bize her şey öğretiliyor. Sistem, taktik, geçiş oyunları bilmem ne bir sürü. Bu biraz şeye benzer. Erman Toroğlu'nun bir açıklaması var. Hakemler çok kötüydü, hakem oldum demişti. Gibi. Yani hocalar o dönem sizin kötüydüler. Dönem. Yani bu dönem şey gelişim var mı? Var. Çok gelişim var yani. Mesela hep bu yeni jenerasyon evet. diyoruz. Ümidiniz var mı yeni jenerasyonla? Siz var. De onlardan birisiniz. Ama şimdi yeni jenerasyon diyoruz da ama bıraksınlar da biraz da hocalık yapalım ya. Şimdi yani insanların diyalogları biliyorum bu hiçbir şey yaramayacak. Ama belki evet. bir şekilde ileride faydasını görürüz. Evet. Ben hocalığa başlamamdaki sebeplerden bir tanesi futbolcu, piyasaya futbolcu çıkarabilmekti. Evet. Birçok oyuncuyu çıkardım. Belki insanların bildiği bilmedi. Samet de benim oyuncumdu. Samet'le Şanlıurfa'da çalıştım. Cenk de benim oyuncumdu. Cenk Özkaçar. Ondan sonra daha ismini sayamadığım birçok oyuncuyu çıkardım piyasaya. Çıkarmaktan ziyade çalıştım. Evet. Bir şeyler katabildim. İşte geçen Samet'le konuştuk. Hocam teşekkür ederim sana da. Birçok emeğiniz geçti bana. Bunu ne duymak benim güzel. Yeter. Evet. Ne yapacağım ben Samet'ten para mı kazanacağım? Yok. Yani ama fırsat vermiyorlar. Fırsat vermiyorlar. Ya şunu söylemek istiyorum yani isim vermeyeyim ama sizin Süper Lig'de çalıştığınız teknik direktörler hala Süper Lig'de. Evet. Yani ben bu noktada size fırsat geleceğini de düşünmüyorum hocam yani. Yani hayır şöyle 2000, yani bir de bağlantı. 2000 yıllardan bahsediyoruz. Şu an şimdi, 2023'teyiz. Hala teknik direktörler. Şimdi onlar da şimdi bak bu nasıl bir şeydir biliyor musun hocalık? Bu bir ego. Bak evet. insanlar bunu bilsinler. Dışarıda yürürseniz insanlar sizi çok fazla tanımayabilir. Çok popüler evet. olmadıktan sonra tanımayabilir. Ama eğer ki hocalıkta o tesislere giriyorsunuz ya. Evet. Çaycısından bilmemesine ustasına kadar. Hocam hoş geldin. Hocam hoş geldinleri o egoyu doldurarak giriyorsun ki ben öyle bir adam değilim. Ben herkese aynı seviyede davranan bir adamım. Ama bana orada hocalığa başladıktan sonra futbolculukta görmediğiniz saygıyı ve sevgiyi hocalıkta görüyorsun. Evet. İstemeseler de, isteseler de sana İnsanın o... İnsanın gururu okşanıyor değil mi Tabii hocam? Tabii canım yani her şey sana Ali hocam hoş geldiniz, ne içersiniz? Tabii buyurun ki. Hocam falan. Onu da ondan vazgeçemiyorlar. Hani bana, ben mesela birçok hoca görüyorum. Yani ne bir taç atışı taktikleri var, ne bir hücum organizasyonları var, ne bir savunma organizasyonları var. Hiçbir bir bütünlük olmadan maç yönetiyorlar ama hocayız diye geçiniyorlar. Bir de maaşlı hocalar piyasada dolu yani. Nasıl? Maaş anlaşan. Yani bir piyasa o kadar garip ki. Adam ben mesela bir kulüple görüşüyorum, bir bakıyorum başkası anlaşıyor, maaş anlaşıyor. Ya peşinat sen... falan yok mu? Yok. Ya seviye bunlar buralara geldi. Amme hizmeti. Tabii. İsmim gündemde kalsın. Yani. Ben o gündemde kalmayı istemiyorum. Çünkü ben bir emek veriyorum. Arkamda 6-7 tane çalışan ekibim var. Ve ben bu adamlara para vermeden hadi gidelim de ismimiz duyulsun. Bunu mu yapacağız yani? Futbol bu noktaya geldi. Hocam az önce Samet'ten bahsettiniz. Dün de Samet oynadı. Evet. Gaziantep maçında. Yanında Zalai oynadı. Dörtlü başladılar. Sağ bek Ferdi, sol bek Alioski'ydi. Samet katkı sağlar mı Fenerbahçe'ye? Şanlıurfa Spor'da oynadınız ve o dönem hatırlıyorum hocam. Şanlıurfa'da siz pas futboluna önem veriyordunuz. Evet. İkinci ligde yani buna önem veren çok az teknik direktör vardır. Sonrasında Keçiören Gücü'nde çalıştı. Ardından Adana Demirspor. Ve hep oynadığı takımlarda pas futbolu vardı. Evet. Fenerbahçe biraz yani özellikle de üçlü başladığında uzun toplarla ilerliyor. Görmüşsünüzdür. Bu sistemde başarılı olur mu? Şimdi tabii üçlü sistemde ne kadar başarılı olur bilemem. Ama şimdi Samet'le tabii biz çalıştığımız dönemde Samet'in ilk geldiğimiz gün şöyle bir sıkıntısı vardı. Artık onları tabii ki profesyonel takımlar şeyde daha iyi takımlarda geliştirdi. Ve ben Trabzonspor'a telefonla Hüseyin Hoca'yla konuştum. Samet'i sordu. Dedim hemen alın. Bir iki sene sonra dedim bu çocuk dedim bu takımda bank oynar dedim. Nerede oynarken sordu hocam? Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da. Bu çocuğu alın dedim. Şanlıurfa'dayken Trabzonspor'un evet. siz söylediniz Trabzonspor'a. Niye olmadı? Olmadı. Ve çocuk zaten Trabzonluydu galiba bildiğin kadarıyla. Evet Trabzon. Oraya karşı dedim büyük bir sempatisi var. Hemen dedim alın. İki sene dedim. İki sene sonra dedim öyle oldu zaten. Evet iki yıl sonra zaten Keçiören Gücü Adana Demir. Adana Demir. Yani çok şeye girmeyiyor. Samet'le şunu çözdük. Samet oyunu kurarken, oyuna çıkarken kafasını çok kaldırmıyordu.
ve çok riskli oynuyordu. Evet. Dedik ki daha basit, daha kontrollü çıkışlar yap. Onu çok geliştirdik onda. Elimizden geldiğince. Belki o farkına vardı varamadı ama o riskli oynamayı seviyordu. O riski ortadan kaldır. Ters top atma özelliğini geliştirmesi için uğraşıyorduk. İşte arada merkezden forvet oyuncusunu görebilmesini sağlaması için uğraşıyorduk. İşte kenardaki bindiren oyuncuya atacağı pasın şiddetini ve temposunu, savunmada da daralmaları falan filan. Çok uğraştık aslında birçoğuyla orada biz. Ya, o dönem sen de biliyorsun ya, biz zaten orada çocuklar aç. Sizin döneminizde hatırlıyorum, bir Mertcan Çam vakası var mıydı hocam? Vardı ama söylenmeye bile gerek yok yani. Ne oldu hocam ya orada? Hiçbir yani, bilgim yok ki benim. Ya bilgim olmadan olan şeylerdi. Yani ama baştan Emin Bey bir diyalog yaşıyor, bir sonra şiddet uygulanıyor falan. Kulüp binasıyla hocanın binası çok farklıydı. Evet. Yani orada olayla gelişiyor. Çocuk ondan sonra tesislerden kaçıyor. Evet. Sonra biz İdman'a çıkıyoruz. Oğlum bir kişi eksik diyoruz. Kim eksik? Mert. Nerede? Böyle böyle bir olay oldu. Nasıl oldu falan. Böyle bir olay. Ama buradan bizim üzerimize şey yapma. Üzerimize bir şey bırakmaya çalıştılar. Garip garip yani. Ben olayı haberim yok. Ben de çünkü şeyden gelmiştik. Tatilinden dönüp direkt ben tesise girip odamdaydım yani. Bu şey gibi yani. Otobüs yolculuğuna çıktınız. Muavin gelip baktı. Hı. Bir kişi eksik. Öyle yani, direkt ortaya çıkan bir durum. Aynen öyle. Ama yani hocam, sizin ilginiz yokken hep mesela gündemde, mesela sizin orada bir gündem oluşturulmak çalışıldı. Ama çok ayıp. Ama bence şey başarılıydınız yani. Da Şanlıurfa Spor'da. Tabii. Şanlıurfa Spor'un ben o dönem yapısını hatırlıyorum. Genç oyunculara şans verdiniz. Yani o şartlarda önemli bir başarıydı. Ya benim şu anda oynattığım sağ bek oyuncusu o dönemde 22 yaşındaydı. Şimdi Baldigin'le oynuyor. Düşünebiliyor musun? Biz playoff o çocukla oynadık. Evet. Yani elimizdeki yeterlilik de azdı. Sen Karagümrük'te playoff oynuyorsun. Karşında Erkan Zengin. Senin oynattığın çocuk şu an Baldigin'le oynuyor. Evet. Hocam şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'tan Bursa'ya gittiniz. Şampiyon oldunuz. Bursa'da mesela o dönem inanılmaz yetenekli oyuncular vardı. Yani tecrübeli ve yetenekli oyuncuların harmanlamasıydı. Evet. Ozan İpek, Sercan Yıldırım, Volkan Şen. Tamam, burada Ozan İpek ayrı tutuyorum. Fakat Volkan ve Sercan. Sercan Galatasaray'a gitti. Volkan Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye gitti. Ozan niye ayrı tuttun? Ya şundan dolayı hocam. Yani önemli bir takıma gidemedi diye. Yani Bursa'da devam etti. Gördüğüm o dönemdeki en iyi oynayan kanat oyuncusuydu. Ama hocam yani... Çok iyi oynadı. O dönemde gitmesi lazım. Neden olmadı hocam? Çünkü çok kendine bakmadı. Çok bakımsızdı. Çok bakımsızdı. Yani şimdi onun detaylarını... Mesela Bucalan geldi Bursa'ya, hatırlıyorum. Evet, ben onu Ertuğrul Sağlam'la masada oturduk. Kampta. Hocam dedim ben ona, bak şöyle bir soru sordum. Belki hatırlamaz bile yani. Çünkü herkes kendine pay çıkarmak istiyor ama ben bu konuyu çok iyi hatırlıyorum. Bunu da birkaç defa da dillendirdim. Hocam dedim, bu sene dedim kimden dedim şey bekliyorsun, patlama bekliyorsun dedim. Bu genç oyunculardan dedim. O da dedi, hatırladığım kadar tam hatırlamıyorum. Ya Sercan ya Volkan'dan birini ya da Eren gibi birinden bahsetti. Bir de Turgay vardı hatırlıyorum. O çok şey değil. Hocam dedim, sen dedim Ozan İpek'i hiç dedim şey yaptın mı? Nereden çıktı falan dedi böyle. Çünkü Ozan İpek o dönem daha gelip oynamıyordu bizde. Evet. Hani ben yarım dönem gelmiştim. Ozan İpek de yarım dönemde mi? Ne öyle bir şey de gelmişti. Yani Bucadan geldi diye hatırlıyorum. Tabii. O dönemde çocuk daha benim içeride de oynama şeyi yoktu fazla. Ne alaka falan dedi. Hocam dedim, bak bu çocukta dedim çok enteresan bir özellik var. Ben dedim birkaç tane oyuncu da bunu yakaladım dedim. Bu çocuğa lütfen dikkat et dedim. Evet. Ona zaten o zaman formayı aldı zaten. Ve inanılmaz bir sezon geçirdi. Mesela hocam diğer iki isim de gittiler ama çok yani o istenilen, beklenilen seviyede olmadı diye düşünüyorum. Bak, Volkan, özellikle de Sercan. Volkan mesela inanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. İnanılmaz. Bak gerçekten söylüyorum sana. O da kendi yeteneklerine ihanet eden ama ona bakıyorsun Fenerbahçe, Trabzon. Hani gitmiş yani. Evet. Yetenekli olmaması gider miydi buralara? Şimdi Sercan dediğin adam inanılmaz yetenekli bir çocuktu. Ama 30 yaşında futbolu bıraktı hocam. Bırakır. Survivor'a gitti. Çünkü çocuklar çok erken yaşta para kazandılar, hazmedemediler bazı başarıları. Evet. Anladın mı? Üzgünüm. O yeteneklere Türk futbolu keşke görseydi Sercan Yıldırım. Benim oynadığım dönemde insanlar açsın bir baksın yani. Şu parmağın ucuyla adam geçiyordu ya. Evet. Vurdu mu
3 metre fark atıyordu yani. Ozan aynı kez de. Ozan öyle. Yani topu dışa çekip dıştan orta yapan ender oyunculardan bir tanesidir Ozan. Mesela o dönem hatırlıyorum. Hüseyin Hoca da Trabzon'dan gelmişti. Evet. Hep çok eleştirilirdi mesela. Hep yana oynuyor diye. Bizde de tek görevi şuydu. Orta sahaya çok hakimdi. Çok pas dağıtmayla alakası yoktu. İvan Ergiç bizi zaten. O işleri yapan sonradan Pablo Batıca piyasaya çıktı. Pablo Batıca da ilk dönemde yoktu. Evet. Yarıdan sonra oynamaya başladı biraz. Pablo Batıca'yı da rahatlatan o arkadaki ekipti. Ekipti. Defans attı. Çok zeki bir oyuncuydu Pablo da. Çok yani taç atışından bile vücudunla topu nereye alacağını. Yani ben mesela atıyorum biliyorsun uzun taç atabilen bir oyuncuyum. Evet. Öyle bir yerde top alıyordu ki geliyordu ki. Kale arkada burasından rakibi burasını alıyordu. Topu bir atıyordum tak burasına çat buraya dönüyordu yani. Ve biz onu dilimizle birbirimize değil ama o kadar iyi anlaşıyorduk ki. Direkt ayağına atıyordum yani. Ve öyle oyun şey gole giriyorduk. Hocam Bursa'da mesela hatırlıyorum o dönem başarılı oldunuz şampiyonluk sonrasında ligde önemli sıralamalar. İbrahim Yazıcı başkandı Allah rahmet eylesin. Fakat şu anda Bursa Spor 2. ligde hocam. Hı hı. Bu Bursa Spor'daki krizin sebebi neydi hocam? O dönem iyi yönetilemedi mi? Yok yani şöyle çok ciddi anlamda borçlar bitirildi. Bizim dönemimize evet. Borçlar sıfırlandı. Sonra gelen yönetimler o kadar çok menajerler içeriye dahil edildi ki. Çünkü menajerler biliyorsun Türk futbolunun bitişini sağlayan insanlar. Evet. Doğruya doğruları konuşalım şimdi. Doğru hocam. Hepsini de dahil etmiyorum. Şimdi o da yanlış anlaşılmasın. Aynen. Her menajeri dahil etmiyorum. Lütfen onlar yanlış anlasın. Bu işi düzgün yapan insanlar da var. Ayrı tutalım onları. Ayrı tutalım ama kötü yapanlar da mesela 3 liralık oyuncuyu 10 lira gösterdiler. Beraber parayı indirdiler başkanla beraber veya oradaki yöneticilerle. Sonra 1 milyon dolar veya 1 milyon TL neydi? 1 katrilyon mu borç? Yani öyle, öyle bir para 1 yani. Milyar, 1 milyar üzerinde, 1 milyar TL üzerinde. Üzerinde 1 milyar TL, 1 milyar 200 milyon TL gibi para. Dünyada hiçbir örneği yoktur hocam. Ligde şampiyon olacaksın. Tekrardan ikincilikte düşmeme mücadelesi. Evet, sen üçüncü olduk. Mesela bir tek buna Saint-Étienne örnek verir. Yani Saint-Étienne'de Fransa'nın çok önemli bir kulübü. O da geçtiğimiz yıl lige veda etti. O da gayet normaldi lige veda etmesi. Evet. Hocam şu oldu mu mesela? Siz üçüncü oldunuz. Şampiyonluktan sonra üçüncülük başarısızlık gibi düşünüldü. Evet. Sonra da bizi gönderdiler. Yani. Yani sözleşmemiz bitti yani daha doğrusu. Uzatıldı. Neden devam etmiyoruz? Biz zaten şey değiliz ki. Neredeler hocam? Üçüncü olduğunuz başarısız mısınız? Tabii. Yeni oyuncularla, yeni genç oyuncuları dahil edeceğiz dediler. Ettiler. Biz yani şey hazmetmek önemli. Evet. İnsanlar başarı yakaladıktan sonra egoları tavan yapıyor ya. Seni zaten diyor ki sen değilsin hoca diyor. Şey oyuncu olarak sen bir şey yapmadın diyor. Biz yaptık diyor. Ben bunu biliyorum. Bizim Ertuğrul Hoca'nın ekibindeki bir hoca bir gün oturdu. Şampiyonluktan sonra geldik. Hı. Masada oturuyorum böyle gazeteler okuyorum. Hocam dedim ya nasıl dedim şampiyonluk dedi. Böyle yaptı ne dedi. Hani nasıl şampiyon yaptık hocam dedim. Böyle yaptı ne dedi. Siz mi yaptınız lan dedi bana. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim bak. Kalktım ayağa böyle yüzüne baktım. Sen mi yaptın lan dedim. Tabii yani ben net siz bir adamım. Siz dayanamıyorsunuz mesela. Ben dayanamam. Ben haksızlığa gelirim. Ben tekme tokat dalarım. Benim psikolojik. Aman. Hayatta yani. Kaldırmaz haksızlığa. Ben en kötü şeyim odur. Hiçbir zaman hocalıkta da öyle. Haksızlığı gördüm. Ben ertesi gün istifa ediyorum. Sonra diyorlar ki bana Ali Hoca bırakıyor. Kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Ben haksızlığa gelemem. Ama öyle bir imaj da oluştu hocam. Yani, oluşsun. Umurumda mı? Yani şimdi şöyle bak ben şöyle. Bir iki tane kulüpte bu oldu. Evet. Onun dışında ben öyle her zaman gideyim. Orada da kendileri yanlışlar yapılan kulüp. Mesela evet. Altay'da ben mi ayrıldım? Yok. 7 maçta 14 puan aldım. Beni gönderdiler. Ben mat ayrıldım. Kendileri 2 gönderdi. 2 puan ortalaması gayet iyi. Yani, şampiyon yapar yani. Yani. Birincilikte bir takıma. Yani tabii ki evet bu oluşuyor ama şimdi yani anlaşamadığın insanlarla da nasıl oturacaksın ya? Ne yapayım kendime küfür mü ettireyim veyahut kölelerim olayım yani. Ben de bunu kabul edemiyorum. Senin önüne kadro gelecek koyacaklar. Ben tamam başkanım. Siz bana bu yapılıyor değil mi hocam? Tabii mesela? Ki. Ben bu hocalığı niye yapıyorum o zaman? Sen bu işi yapacaksın. Ya da neden hocalıyorsunuz abi? Ya mesela şu olabilir. Fikir istişaresi yapılabilir ama direkt hadi kağıdı getirelim. Şimdi ben sana istişare yapayım o zaman. Salimcim böyle böyle bir oyuncu var. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Oynatmıyorsun.
Maçtan sonra neyle karşılaşacaksın biliyor musun? Neyle hocam? Oynatmadığın zaman ne diyecek? Ben sana bunu söylemedim mi diyecek? Hı. Oynat. Sen hoca değil misin? Benim niye fikirlerime önem veriyorsun? Kendi fikrini öne koysana diyecek. Yine egolar çarpışıyor. Hayır, iki tarafı da şeyle. Yani bir tarafa yaparsan suçlu sensin. Öbür tarafı yaparsan da suçlu sensin. Sen hoca değil misin diyor adam. Beni niye dinliyorsun diyor. Hocam o zaman yani burada yönetici kalitesi de tartışılır. Tabii canım, yerlerde. Yerlerde yani. Hiç kimse bana o konuyla ilgili gelmesin. Kusura bakmasınlar yani. Yani bir de hocam ben şunu gözlemledim. Teknik direktörlerin de suçu var. Teknik direktörler mesela, bir teknik direktörlerin içerisinde de bir birlik beraberlik yok. Her teklifi kabul ediyorlar. Az önce siz dediniz, maaşa gidilir mi? Maaşı bırak yani, sadece kendini alıyor, ekibine vermiyor. Böyle insanlar da var ya. Nasıl ya? Yani alıyor parayı, oradan ekibine vermiyor. Ekibi mağdur duruma düşüyor. Çok insan biliyorum böyle. Yani bu da gerçekten kötü bir durum. Tabii. El ayağa düşmüş durumda futbol. Hiç kimse bana Türk futbolu şöyle uçacak, böyle uçacak falan demesinler yani. Türk futbolunun hali ortada. Yabancı sayısına bakın. Tamam. İsteniyor. Tamam. Evet. Okey. Ama futbola bakın. Yani bu kadar yabancının geldiği ortamda sen daha hala inanılmaz bir futbol oynayı ortaya dökemiyorsun. Koyamıyorsun yani. Sizin beğendiğiniz mesela şu an Süper Lig'e baktığımızda hangi takımlar var hocam ön plana çıkan? Vallahi benim beğendiğim takımlar şöyle söyleyeyim. Ben şimdi Fenerbahçe'yi, şu anda Galatasaray tabii ki. Evet. Ama Galatasaray takımı Fenerbahçe'ye karşı çok iyi top oynamadı. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir alan daraltma ve hızlı hücum yaptı. Evet. Yani Fenerbahçe'nin hatalarını çok iyi kolladı. Evet. Atılan gollere bakın yani. Futbol olarak asıl önemli olan şudur. Fenerbahçe'nin bütçesine bakın. Galatasaray'ın bütçesine bakın. Trabzon'un bütçesine bakın. Beşiktaş'ın bütçesine bakın. Evet. Siz şimdi Anadolu kulüplerini o bütçeyi verin bakalım hocaların eline. Benim arkadaşlarım var orada hocalık yapan. Ya bu çocuklar burada hocalık yapıyor. Orada 10 milyon euroluk veya 20 milyon euroluk bir takımla hocalık yapıyor. Evet. Biz diyoruz ki Salim'cim Fenerbahçe'ye git yen. Bak yenmezsen seni gönderirim diyoruz. Abi nereye gönderiyorsun? Adam 150 milyon euro. Sen 20 bin eurosun. Evet. 20 milyon eurosun. Ben diyorum Salim bak bu hafta iyi oynat. Yoksa ben seni gönderebilirim. Ama ona rağmen benim arkadaşlarım, aynı kurs arkadaşlarım, aynı yaş arkadaşlarım şu anda bence başarılı onlar. Evet. Hocam kurstan bahsettiniz. İlhan Hoca'nın açıklaması vardı. Emir Hoca'nın açıklaması vardı. Bu soruyu soracağını biliyordum zaten. Hazırlıklı geldim. Hocam bununla ilgili yorumunuz nedir? Ya, mesela ben siz... tam İlhan'ın açıklamasını dinlemedim. Ama İlhan Hoca diyor ki mesela Emre Belezoğlu önemli bir figür. Yani ben özet geçersem önemli bir isim. Emre Belezoğlu'lar da olsun, Volkan Demirel de olsun, İlhan Palutlar'a da şans verilsin diyor. Sonrasında da Emre Hoca'nın yapmış olduğu açıklama nerede vardı. Nerede şans verilsin diyor yani? Yani liglerde teknik direktör olarak şans verilsin. Veriliyor zaten. Evet. Bunu dile getiriyor. Yani ya da şöyle mi anlaşıldı yani? Pro lisansın hızlı alınmasında alakalı. Aynen. Bak şimdi şöyle bir şey var. Ben 8 sene hocalık hayırlı yaptım. Hayırlı olsun hocam. Siz de ben de gördüm. Sonunda aldım. Evet. İşte olay bu. Biz 8 sene sonra aldık. Evet. Emre benim arkadaşım. Kardeşim gibi evet. Severim. İşte Volkan benim arkadaşım. Evet. Ondan sonra kimi söyleyeyim? Nuri'yi tanımam ama o da bizim kardeşimiz. Buna benzemez birçok hoca. Ben 8 sene sonra takımlarda mücadele ediyorum. Gün sayımı arttırıyorum. Aman diyorum şuradan şey yapalım, buradan bunu yapalım. Çat A lisansı, çat pro lisans. 8 yıllık bir emek var. Hayır şimdi o tarafa verilen süre 2 sene. Evet. Biz 8 sene. Bir de Ali Tanrıhan Beşiktaş'ta oynamış, ha. Bursa'da oynamış. Yani futbolculuk yaşantısında şampiyonluğu var. Ona karşı bir isyandır. Evet. Yani bu kadar kolay mı? Biz niye o zaman bu kadar mücadele ettik deme çalışmıştır yani. Ki aslında bir tarafında da doğru söylüyor. Evet. Bak hepsi benim arkadaşım. Ha bu onları eksiltir mi hocalığını? Eksiltmez. Ama lisans konusunda biz niye o zaman gittiğimiz takımlarda hep başkasını kullandık lisansını? Onu da bize de verseydiniz. Bizi niye işkence yaşattınız ki? Evet. 8 yılı beklediniz. Hocam şunu sormak istiyorum yani. Her işte alaylı ve mektepli vardır. Teknik evet. Direktörlükte de pro lisans önemli bir diploma. Pro lisanstan sonra zaten Tudor eğitmeni oluyorsunuz vesaire. Tabii. Hep mesela biz Türk futbolundaki sistemsizlikten bahsettik ama pro lisans konusunda belli bir sistem var. Siz bu sistemi nasıl buluyorsunuz? Pro lisans yani
eğitimlerini, ondan sonra... Yani gerçekten bir teknik direktörün pro lisansı olması yeterli mi hocam? Bak öyle bir algı var. Şöyle bir şey var. Pro lisans sadece pro lisans olarak almıyorsun ki. Bunun B'si var. Evet. A'sı var. Asıl eğitimleri burada görüyoruz. Ya ben evet. Bir B ve A'da bir tane hoca çalıştım. İsmini unuttum şimdi. Evet. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Nasıl? İyi mi kötü mü? İnanılmazdı yani. İyi anlamda. İyi anlamda. Ama sahada sana aksiyon olarak bir şey vermiyordu. Hep kendi anlatıyordu. Evet. Sen çalışacaksın. Sen hocalık yapacaksın. Bir tane sınav günü hadi bakalım çık sahaya. Geniş alanda savunmayı anlat diyor sana mesela. Mesela pro lisansın sınavında ne oluyor hocam? Pro lisansın sınavı yok ki. Genel olarak senin işte yaptıkların, sahada uygulamaların bilmem ne falan öyle sınav gibi bir şey yapmadılar. Mesela gerek öyle. Var mı sınava? Zaten hepimiz hoca olmuşuz. O zaman ne diyecek sen? Hoca olmazsın mı diyecek? Sen kime? Kriterin ne? Evet. Sen kimi nasıl belirliyorsun bunu? Demez hakkın yok mu? Doğru. Ha, terbiyesizlik yaparsın, bilgisizsindir, görgüsüzsündür, vermezler. Mesela hocam şunu da ben gereksiz buluyorum. Örneğin sizin A lisansınız var, Süper Lig'de takım çalıştırıyorsunuz. Süper Lig'de takım çalıştırdığınızda sizin teknik direktör olduğunuzu herkes biliyor. Mesela Denizli Spor sürecinde evet. Sizin teknik direktör olduğunuzu herkes biliyordu. Fakat maç öncesi, maç sonrası yayıncı kuruluşa, basın toplantısında evet. Açıklama yapamıyorsunuz. Tabii öyle bir durum vardı. Bence çok gereksiz bir durum hocam. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ya vereceksiniz verin ya da bizim gibi bu süreci 8 sene veya 7 sene, 6 sene full time çalışsın ondan sonra alsın. Biz de o yollardan geçtik yani. 8 yıl da uzun süre hocam. Evet. Yani. Yani ne yapalım? Yani dönüp doldurabilmek adına. Onlar da 4 senede tamamlarlar yani. 3 senede. 4 yani, senede. Ben de empati yapıyorum. 8 yılda yani bir şeyi almaya hak kazansam, bir diplomayı almaya hak kazansam Ahmet abi mesela bizim yanımızda şu anda. Ahmet abi 2 yılda alsa evet. Ben mesela Ahmet abiyi ne kadar sevsem de direkt rahatsız aklımdan olursun. Geçer, rahatsız olur. Edemez misin ben niye o kadar mücadele ettim? Anlatmak istediği belki de İlhan Hoca'nın bu. Kimseye evet. Saygısızlık yapmıyor yani. Ama o zaman şöyle girelim olaya. Evet. Aynı şeyleri tam tersine çevirelim. Onların bu süreci kendilerinin yaşadığını düşünelim. Tam tersine çevirelim. Hani evet. Onlar hoca oldu. Bir sürü 8 seneye bilmem ne. Biz geldik 2 senede aldık. Zaten düzen bu yani. Düzen. Hocam şunu da sormak istiyorum. Mesela az önce ifade ettiniz. Süper Lig'de arkadaşlarınız var. Ömer evet. Erdoğan, evet. Çağdaş Atan. Evet. İlhan da arkadaşımız. İlhan Hoca. Hakan Hoca ile de muhabbetiniz var evet. Diye düşünüyorum hocam. Mesela bu teknik direktörler sizinle aynı jenerasyonda Süper Lig'de şans veriliyor. Evet. Ya bu noktada Ali Tandoğan o Süper Lig'de istediği şansı niye bulamadı? Bilmiyorum. Onu ben bilmem ki. Yani o bir evet. Benim yapamayacağım anlamına gelmiyor bu. Evet. Şimdi ben dedim ya 8 senelik hoca diyorum. Ömer mesela Ömer Hoca ben 4 sene 5 sene hocalık yaparken bir Ertuğrul Hoca'nın yanında çalışmıştı. Evet. Sonra 2-3 sene kardeşimiz, arkadaşım arsa ortam öyle bir adam. bir gün masada oturduk böyle. Ben de o zaman Balıkesir'e çalışıyorum. Bak dedim Ömer hani bize dedim atla deve değil. Geldiğimiz yer Balıkesir. Dedim sabırlı ol kardeşim. Dedim evet. O sene Karagümrük Hatay. Süper Lig. Sizi geçti. O ki bana şunu söylüyordu. Ali takım yok vermiyorlar. Bak bir senede neler geldi. Şimdi evet. Ben ondan Balıkesir'e gittim ayağa kaldırdım. Altay'a gittim ayağa kaldırdım. Yani o sene gündem oluşturdum yani. Evet. Ama bu iş çevre işi. Yani bunu açık. Ama Altay'da da mesela az önce de vurguladınız. Size inanılmaz haksızlıklar. Çok yapıyor. Büyük haksızlıkım. Daha tarihte öyle bir şey yoktur yani. Bir de Osman Özköy'le yapıldı galiba. Osman Özköy'le aram iyi değildir. Evet. Ama ona da yapıldı. Ben hani ne demek Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. Evet. Yani. Osman Hoca'da kırgınlıklarımı buradan açıklayayım da hiç elinde sıkmam. Bir maçı burada Ümraniye maçını izlemeye geldik. Evet. Maçtan sonra açıklaması buraya bizi yemeye çalışan hocalar bizi izlemeye geldi. Ben o maçta vardım hocam. Evet. Ümraniye'de kaç tane hoca vardı? Bir sürü hoca vardı. Yani bir hocanın arkaya dönüp hoca burada hocalar var demesi hakkı var mı? Her hoca bir takımı izlemeye gelir. Doğru. Ona kim karar verecek? Mesela Kasımpaşa'da teknik direktör olsanız yani 50 tane hoca hakkında bu tarz açıklama yaparsınız. Çünkü Kasımpaşa maçına tüm boşta olan hocalar gidiyor.
Yani onun baş edemezsiniz ki. Ama yani bu açıklama yani. Sonrasında zaten bir de hocam ben ayrılık sürecini hatırlıyorum. Ayrılığınızın mesela herhangi bir teknik direktörle alakası yoktu Osman Hoca'nın oradan ayrılmasının. Yönetimle bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı ayrıldı zaten. Denizli'den mi? Denizli'den. Kendi açıklama yaptı ya. Aynen. Sonrasında zaten siz de gitmediniz. Bunu da söyleyeyim. Bir de ben gitmedim. İşte ona üzüldüm yani. Hani niye böyle bir açıklama yaptı diye. Kızdım ve ondan sonra öyle bir tavır sergiliyorum ona karşı. Yani. Ama tabii orada da 6 ayda ona haksızlık yapıldı. Benim sürecimde bana yapılan, ya ben aldığım takım 14. sıradaydı ya. Evet. 14. sırada bana dediler ki hocam biz ne olacağız? Dedim ne olacak? Playoff'a sokacağız. 7 hafta sonra playoff'a girdik. Şu anda bile şöyle bir durum var biliyor musun? Bak şimdi orada Abdülkerim vardı Galatasaray'daki. Evet. Abdülkerim de mi yanlış? Abdülkerim vardı. İbrahim var. Ben gittim takım savunmasını aldım. Sabaha kadar oturdum ve maçlarını seyrettim. Evet. Dedim arkadaşlar bakın siz hücumu iyi yapıyorsunuz. Ama savunma tarafınız çok kötü. Evet. Biz savunmayı bir önce oturtalım. Sonra hücum tarafımızı zaten çok geliştiririz. Ama önce puan almamız lazım. Doğru. Daha kötüye gideceğiz. Ne yapalım her maç gidip 3 tane atıp 5 tane yemek mantıklı mı dedik. Biraz savunma yönlerimizi geliştirdik. Dediler ki savunma futbol oynatıyor dediler. Ama her maçı kazanıyoruz. Öyle bir eleştiri de oldu hocam. Böyle bir saçmalık var mı ya? Bir hocaya. Sen savunma oynatıyorsun ama kazanıyorsun. Biz kazanma ama 10 tane gol at 20 tane ye. Böyle bir şey olabilir mi? Sen şimdi bir takım izlediğin zaman. Evet. Ya kardeşim taş gibi takım. Gol yemiyor. Evet. 7 maçta gol yedi sayı 3-4. Eleştiriliyorsun. Ben yeniyorum. Orada. Yeniyorum abi. Ben onu öyle oynatmasaydım bu takım zaten o puanları toplayamazdık. Doğru. Niye o şu andaki Boluspor hocası o sıkıntıyı yaşadı peki? Evet. O da çözseydi o zaman mesela. Sait Hoca vardı. Sait Hoca da çözemedi. Çözemediği için ben geldim. Sait Hoca'nın orada kendisine göre yapmak istediği planlamayı ben kendim revize ederek farklı bir şeyle düzelttim. Bir de hocam siz Anadolu takımlarında çok oynadınız. Anadolu takımlar mesela şu anda iddialı konumda olanlar var. Ama alt liglerdeki Anadolu takımları birincilikte, ikincilikte hep bir savaş içerisinde. Hem ligde savaş içerisinde hem de kendi içerisinde. Ben mesela o tür camialarda şampiyonluk gelmiyor ya mesela hocam. Veya şampiyonluğu hedefliyorsunuz. İçeride de mesela istenilmediğini düşünüyorum. Mesela örnek vereyim. Takımda daha önce Ali görev almış başkan olarak. Ali gittikten sonra Salim geliyor. Salim başarılı oluyor. İçeriden birisi diyor ki ya Salim başarılı yapmasın. Gelsin Ali yapsın. Bu tarz zihniyet de var yani. İçeride bir savaş var. Tabii. Şey hocalıkla mı alakalı? Yok. Yönetimsel anlamda. Ha yani. Zaten biliyorsunuz yani yönetim çok biliyorsun yani bu adama para veriyor. Şimdi seyir çıkıyor bu para karşılığında para veriyor. Bazıları da para da vermiyor. Nasıl? Ya şimdi mesela biz Urfa Spor'da bir dönem hatırlar mısın biz? İşte bu Sametlerimiz playoff oynadığımız dönemde biz kahvaltılık yumurtaları falan biz alıyorduk ya. Biz bu çocuklarla böyle playoff oynadık. Evet. Balıkesir'de de mesela sizin durumlar kötüydü. Balıkesir'de de çok kötüydü. Ama elektrik falan kesildi diye hatırlıyorum hocam. Yani çok iyi bir, o dönemde futbol çok iyi bilmeyen bir başkan vardı. Hocam dedi hani bu takım ne olur, bu takım ne yapar? Böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Biz de anlattık. Başkan şöyle böyle. Çok efendi bir insandı şey olarak. Evet. Futbolu bilmiyordu, karışmıyordu da. O güzel bir şeydi yani. Ama hocam şu da var mesela. Örneğin futbolu bilmiyor. Bunu oradaki başkan için diyemem Balıkesir'deki başkan için ama genel bazen şöyle oluyor. Başkanlar futbolun içerisine giriyor. İlk yılda futbolu bilmiyorlar. Ondan sonra öğreniyorlar. Ondan sonra hocalar... Aynen. Yani buna ne diyorsunuz hocam? İşte o bende çok karşıma çıktı yani. Denizspor'da bir tane ismini vermeyeyim bir arkadaşım. He? Bir gün odaya geldi. Hocam dedi ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ben dedi futbol anlamam dedi. Aradan birkaç sene geçti. Bana ben Balıkesir'deyim maç izliyoruz. Hocam dedi. Bak dedi işte ilk maç dedi şununla şununla oynayacaksın dedi. Şöyle şöyle oyna dedi bana. Ben dedim bayağı kendini geliştirmişsin dedim. Ya ne zaman dedim hoca oldun? Abi öyle. Adamlar biliyor. Futbolu biliyorlar hemen. Bir de hocam futbol öyle bir şey ki yani benim düşüncem şu. Futbol hocam her an gelişiyor. Ve ben yani dünya üzerinde futbolu tam anlamıyla bilenin olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü devamlı değişiyor hocam futbol. Yani futbolu böyle biliyorum demek zaten biliyorum dediğin anda yandın. Tabii tabii. Hocam çok teşekkür ederim. Vallahi teşekkür çok ederim. Keyifli bir röportajdı. Ben teşekkür ederim. Hocam dönüp baktığınızda mesela böyle kariyerinize dönüp baktığınızda hiç böyle bir pişmanlık var mı? Pişmanlık var mı?
Hiç yok. Hiç yok. Bir tek herhalde pişmanlığınızı az önce de söylediniz. Mustafa Hoca ile çalışmak olmuş. O benim pişmanlığım, bana denk gelen bir şanstı o. Evet. Ama onun dışında Avrupa'ya hani gitmek isterdim yani. Evet. Avrupa'da oynamak hiç isterdim. İsteyen falan olmadı mı Avrupa'da? Ya şimdi bizim dönemimizde öyle bir sistem yoktu ki. Evet. Menajerler doğru düzgün menajer yok. Evet. Pazarlıcı yok. İsmimiz geçiyor. Seni diyorlar şurası izliyor, burası izliyor, Valencia izliyor, bilmem ne izliyor. Ama oraya şimdiki menajerler, bağlantılar var. Çünkü evet, oradaki menajerlik şirketleriyle iş yapıyorlar. Evet. O oradan oyuncu getiriyor, bu buradan buraya pazarlıyor. E sana diyor ki buradakini al, bana getir, ben de buraya pazarlayayım. Sistemi var. Doğru. Herhalde hocam sizin şanssızlığınız... Şans tabii. Bir 20 yıl önce değil de bir 20 yıl sonra oynasaydınız daha farklı olurdu. Yani o zaman daha farklı olurdu. Çünkü oynadığınız dönemde mesela hatırlıyorum o Bursa süreci, hatta Adana Demir'de oynadığınız dönem hep maçları takip ederdim. Yani hatta son dönemlerinizde hocam inanılmazdı. Evet. Yani orada tık tıklar, kaçlar, bindirmeler, ortalar vesaire. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'ın şansı versin de. İnşallah hocam. İnşallah yani. Gündemimize, belki Avrupa'ya öyle gideriz. Yani inşallah hocam hocalık anlamında başarılı olursunuz, hocalık alanında Avrupa yaparsınız diyelim. Bir de çünkü bizim ülkemizde Avrupa'ya gidip çalışan da yok. Evet. Yani çok çok az. Çok az. Fatih Hoca var mesela, onun dışında birkaç örnek verebiliriz. Evet. Yok zaten örnekler. Evet, evet. Bu jenerasyon içinde kim gider peki hocam? Vallahi kim gider? Emre Hoca gider mi? Hepsi gidebilir. Evet. Hepsi gidebilir. Çünkü artık takip edin. Yani dedim ya, kurs arkadaşım yani. Hepsi. Evet. Bir Emre o tarafında yok. Ama bizim gruptan hepsi, yani hepsi, evet, dediğim belli bir kısım gidebilir yani. Ama bir tanesi, evet, mutlaka gidecektir. İsmini bilemem. İnşallah gider diyelim hocam. İnşallah. Çok teşekkür ederim Ali hocam. Geldiniz, zahmet ettiniz. Yayınımıza katıldınız. Sevgili dinleyenler, Ajans Spor'da, Asişler'de bu haftaki konuğumuz Ali Tandoğan'dı.